Çok iyi fikir kızım. Yani soruları kontrol ettim, basit ama etkili. Damat seni kutlarım böyle bir teste katıldığın için. Yani bayağı medeni cesaretin var. Evet, evet var babacığım. Sağ ol, sağ ol. Hadi başlayalım bir an önce ya. Ben çok heyecanlandım. Ha, yürür valla. Başlayacağız, dur. Sen de ne test meraklısıymışsın ya. Ne var abicim ya? Seviyorum test yapmayı. Allah Allah. Baba, şimdi bu şeyi testi sen yönet. Sonra değerlendirmeyi de sen yaparsın, tamam mı? Seve seve kızım. Zaten dairede bütün değerlendirmeleri ben yapardım. Şimdi kurallar gayet basit bayanlar baylar. Hepiniz aynı suallere cevap vereceksiniz. Yalnız birbirinizin kağıdına bakmak yok. Yakarım. Ben dağıtayım baba. Dağıt canım. 10 dakika vaktiniz var. Ondan sonra yanlışlarınıza göre değerlendirme yapacağım. Bakalım birbirinizi ne kadar tanıyorsunuz. Bakmayın, bakmayın. Yok, bakmayın. Hadi bakalım. Evet, hazır mısınız? Ben hazırım. Sen bir sorulara yanlış cevap ver, göreceğim seni. Ben dersime iyi çalıştım abicim. Bence sen düşün. Hazırız baba, hazırız. Başlayın. İstediğimiz sorudan başlayabiliyor muyuz Kemal abi? Ya bu zeroyu sınıftan atabilir miyiz? Ya susun, konuşmayın. Bak konuşanın kağıdını alırım ona göre. Bak böyle kuru kuruya olmaz ki bu ya. Şöyle bir iddia koyalım. Güzel bir iddiası olsun yani. Bence de. Kaybeden hepimizi yemeğe götürsün. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Çok güzel bir yere gidelim. Lütfen Haluk karar vermesin. Evet. 5, 4, 3, 2, 1. Başlayın. Bak. Eşiniz bir hafta sonu için hangi şehri tercih eder? Böyle soru mu olur ya? Ben biliyorum. Dedim. Bak, bak. Eşiniz sizi... Ya Haluk içinden okur musun? Kafam karışıyor. Evet, kafam karışıyor. Benim de karışıyor. Şşşt! Sessizlik! 8 dakikanız kaldı. Damat kağıdına bak lütfen. Ayrıca bu soru çok kolay. Zaten bir tek onun cevabını biliyorum. Evet, tamam. Süreniz doldu. Ben bitireli zaten 5 dakika olmuştu. Son bir kere kontrol bile ettim. Düzelttim ben. Tamam mı? Hayır, versene oğlum kağıdını. Bir saniye baba. Ya bir saniyesi yok. Ver, vakit doldu. Tamam baba, bitti. Dur. Haluk! Evet. Hazırsanız değerlendirmeye geçelim. Ay çok merak ediyorum. Bakalım Haluk beni ne kadar tanıyor? Ben de çok merak ediyorum. Çok güzel sorular vardı ama. Sorular süperdi. Bir iki tanesinde birazcık zorlandım ama benim için hepsi tamamdır yani. Vallahi benim başıma ağrılar girdi böyle. Böyle daraldım falan böyle. Nefesim bir şey yaptı böyle. Bir kesilir gibi oldu. Aa, ya kaçmak yok. Kim nereye kaçıyor ya? Haluk oturuyor musun lütfen? Bir de gideceğim. Ay hadi Haluk. Ben şunu alıp geleyim. Gerçekten çok ilginç cevaplar var yani. Kemal abi rica etsem önce bizi değerlendirebilir misiniz acaba? Var. Hep beraber. Tamam. Peki tamam. Evet, rahat vermiyor. Uzak. Çünkü tuvalete kamp kuruyorsun. Evet susun. Tamam mı? Başlıyoruz. Eşinizin en çok hangi özelliklerini beğenirsiniz? Sesini, gözlerini, gülüşünü, size karşı olan tutumunu, genel davranışlarını. Evet. Sizden başlayalım bakalım. Tuna, söyle bakalım. Gönül ne yazmıştır? Tabii ki ona karşı olan tutumum bu. Bravo. Bildin mi oğlum? Peki Gönül Tuna ne yazmıştır? C tabii ki, gülüşümü. Gülüşünü, doğru. Bravo, ikiniz biliyorsunuz. Ben onun gülüşüne zaten hastayım ben. İyiyim ben. Evet, evet, evet. Evet, şimdi gelelim size damat. Meltem ne yazmıştır? Sesim olabilir mi? Evet, bravo. Bildin. Peki Meltemciğim, Haluk ne demiştir? Gözlerimi? Hayır.
gülüşünü demiş. Ay ne alaka Haluk? Ne alaka yani? Ben senin gülüşünü severim. Ya hep bana ne kadar güzel bakıyorsun karıcığım demiyor musun? Tamam güzel bakıyorsun ama yani ben aslında senin gülüş... Ya bu soru aslında hatalı bir soru. Ne demek hatalı ya? Hatalı da yok, gayet açık işte. Eşinizin en çok hangi özelliklerini beğenirsiniz? Evet geldik 6. soruya. Aşağıdaki olumsuz özelliklerden hangisi eşinizde azdır? Acelecilik, yalancılık, korkaklık, cimrilik, savurganlık. Tura sıra sizde. Gönül ne yazmıştır? Yazacak canım, çok basit. Yalancılık. Bravo. Doğru. Peki Gönül, Tuna ne yazmıştır? Tabii ki Tuna da benimle aynı şeyi yazmıştır. Yalancılık. Evet, bravo. Evet. Siz gayet iyi gidiyorsunuz. Evet, gelelim dava sana. Meltem ne yazmıştır? Şimdi ben bu soruda aslında böyle bir iki ara bir derede kaldım. Yani korkaklık da olabilir, yalancılık da yani. Yalancılık. Doğru dava, bravo. Evet Meltem, Haluk ne yazmıştır? Yani aynı cevap gibi olacak ama herhalde Haluk da yalancılık yazmıştır baba. Yok, acelecilik yazmış. Ya Haluk! İyi de sen acele etmezsin ki Meltem. Sabahları bir saat seni bekliyorum evden çıkmak için. Çıkamıyorsun evden bir türlü. Yani ben yalancı mıyım? Canım ne alakası? Baba bak bu soru şaşırtmacalı bir soru. Yani böyle iki ara bir derede kalıyor insan. Yani o bir şaşırtmacalı yani o. Ya sen de bütün sorulara itiraz ediyorsun. Ama neresi? Doğru bir soru değil baba. O yüzden... Doğru canım, neresi doğru değil? Gayet açık. Biz bu arada bütün soruları doğru cevapladık Gönül. Ay tabii ki hayatım. Bir yemek yiyeceğimiz yer de güzel bir yer olsun. Değil mi? Lütfen uzak doğu restoranına falan gidelim ya. Evet değerlendirmemizin sonuna geldik. Tuna ve Gönül. Bütün suallere doğru cevap vermişsiniz. Yani birbirinizi gayet iyi tanıyorsunuz. Sizi 100 puanla uğurluyorum. Çok güzel oldu bu. Birbirinizin zevklerini, hayallerini, eğilimlerini, ne hissettiğini, nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığını, nefret ettiğini gayet iyi biliyorsunuz. Bravo. Mükemmel bir çiftsiniz. Gülür. Vallahi hayatım sen beni benden daha iyi tanıyorsun yani. İyi Tunacığım ama sen de hiç fena değilsin. Değil. Evet. Gelelim size damat. Kızım, bravo. Yani okul hayatında olduğu gibi burada da çok başarılısın. Tuna ve Gönül için söylediklerim aynen senin için de geçerli. Tebrikler Meltem. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim babacığım ama ben asıl Haluk'un sonucunu çok merak ediyorum. Evet. Gelelim sana damat. Sen sınıfta kal. Bu ne ya? 8 tane yanlışın var senin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani bu ne demek biliyor musun? Sen eşin hakkında hiçbir şey bilmiyorsun demek. Ya saçma sapan testler bunlar baba. Herhalde sen de inanmıyorsun bunlara. Ben karımı gayet iyi tanıyorum. Hı hı. Tanıyorsun, gördük. Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen sınıfta kaldın, bayağı iyi çalışman lazım. Bak benden söylemesi. Söylemedi deme sonra. Evet, evet. Evet, bana müsaade. Hadi bakalım. Bize kalkalım. Daha markete uğrayacağız. Bize kalkalım da kalkarken şu yemeği de nerede yiyeceğimizi bir kararlaştıralım diyorum. Tayland yemeği mi yesek acaba? Olur. Ya da böyle fusion filan. Bana olur vallahi. Nasıl bana istersen. Sushi'yi de atlamayalım yalnız. O da olabilir. Evet. Artık görüşürüz Haluk. Güzel bir şey seçeriz. Hoşçakal damat. Haluk iyi çalışmalar. Görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ya saçma sapan şeyler yani. Test mest. Yani böyle yabancı dergilerden tercüme ediyorlar, getiriyorlar. Yani bize uyan şeyler değil. Haluk'cum. Yani... Biz nereden gelen test olursa olsun, hangisini yaparsak yapalım,
Sen muhtemelen hep dünyanın en kötü kocası çıkacaksın. Ama ben yine resmi seviyorum. Ben seninle karnene göre evlenmedim ki. Ya neye göre evlendin? Bir nedeni yok yani. İçimden geldi, evlendim. Bir teklif bile etmedin zaten. Ya nasıl evlendik o zaman? Evlenelim dedin. Evlendik. Yani böyle hani hadi yemek yiyelim, hadi şuraya gidelim der gibi evlenelim dedin. Evlendik ama yani bir teklif yapmadın. Ne diyecektin? Can adı üstünde yani evlilik teklifi. Hani benimle evlenir misin diye sorabilirsin. Hatta bunu böyle sürprizli bir şekilde yaparsan daha da hoş olur. Ama sen yapmadın. Niye? Ne niye? Ya bu kadınlar için önemli bir şeydir Haluk. Herkes hep anlatır yani benim eşim bana şöyle evlenme teklif etti. Benim eşim bana şurada şu şekilde evlenme teklif etti falan. Yani ne zaman böyle muhabbet açılsa ben bir şekilde lafı değiştirmenin yolunu arıyorum. Yani düğün konuşulduğu zaman sohbete fazlasıyla katılabiliyorum. Ama evlilik teklifi olunca hemen kaçıveriyorum. Çünkü benim anlatabileceğim bir evlilik teklifim yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evde sır dolu şu halimi.